Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Sakarya'nın Pamukova ilçesindeyiz. Mustafa hocamızın yanındayız. Mustafa hocamız kendisi Hüddam'dır. Şu an sizin merak ettiğiniz soruları ben kendisine tek tek soracağım. Burada Hüddam'la hem sohbet edeceğiz, bilmediklerimizi öğreneceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle kafanızdaki soruları gidermeye çalışacağız. Buradan Almanya'ya, Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Amerika'ya, İngiltere'ye, bizi izleyen bütün izleyicilerimize selamlar, sevgiler olsun. Mustafa hocam, selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Allah'a çok şükür Ömer kardeşim, sen iyisin. Ben de iyiyim, Allah razı olsun. Şimdi bizim izleyicilerimiz, biliyorsunuz benim çektiğim videolarda genelde işte cin davetleri var. Ben Evet. macera videoları, işte cin daveti, musallatlı yerleri çekiyorum, büyülü olan yerleri çekiyorum. Benim bütün İzleyicilerim, beni takip eden kişilerin birçok sorusu oluyor bana. Genelde yorumlara yazıyorlar. Ben çoğunu kimisine cevap verebiliyorum, kimisine vermiyorum. Şimdi burada sizinle bir sohbet edeceğiz. Onların aklındaki soruları da gidermiş olacağız. İnşallah. Bir kısmını da hem güzel bir sohbet olacak hem de soru cevap şeklinde bir şeyler olacak. Yapabildiğimiz kadar yapalım inşallah. Şimdi zaten sen bana ulaştıktan sonra ben senin videolarına birazcık baktım. Evet. Yaptığın işleri takdir ettim. Teşekkür ederim. Kimsenin yapamayacağı belli noktalara girmişsin. O konuda da seni tebrik ederim. Başarılarına da devam Allah ettiriyorum. razı olsun hocam. Şimdi ben kendim biliyorsunuz Hüddamlık kolay bir iş değil. Ben kendim Hüddam olmadım. Hani Evet. herkes bana soruyor diyor siz Hüddam mısınız? Hüddamlığa girmedim. Öncelikle şunu soracağım hocam. Hüddamlık nedir? Hüddamlık bir ilimdir. Şimdi ben daha doğrusu izleyicilere ben kendim açıklayabilirim. Aslında söylemişim de çoğu zaman. Hani bir Hüddam'dan dinlemek için size soruyorum. Tabii ki dinimizin vardığı kadarıyla biz de anlatalım. Ha, Hüddam Hüddamlık olmak en için. başta dediğim gibi bir ilimdir. Hüddamlığın belli başlı bir kriterleri vardır. Belli başlı yapacağımız şeyler vardır. Evet. Ona bir hazırlanış süreci vardır. Yani bu 3 ay içinde veya 1 sene içinde olabilecek bir şey değil. Bu belli bir geçmişi geri bitirip yeni Evet. bir açılış yapmak gibi bir şeydir. Evet. Hüddamlığın başlığı en başta kriterlerinden bir tanesi ben Müslüman mıyım? Elhamdülillah Müslüman mıyım diyeceksin. Ben 5 vakit namazımı kılıyor muyum? Abdestsiz geziyor muyum? İbadetlerimi yerine getirebiliyor muyum diye önce kendine soracaksın. Bunları yapabiliyorsan ondan sonra ufak bir hazırlanış şeklimiz var. Yaklaşık 1-1,5 ay gibi etsel ve hayvansal gıdalardan uzak duruyoruz. Yani Perhizi var bunun. evet yani vücudumuzu arındırıyoruz belli başlı yiyeceklerden. Bunlar nedir? Et, süt, yumurta tarzı. Hayvansal Ya gıdayı bitiriyoruz. hayvandan çıkan hiçbir şeyi Evet. yani 40-45 gün boyunca hiç Kesin. yemeyeceksin. Evet. Sebze olarak besleneceksiniz veya farklı bir şekilde. Çünkü bunu vücudu hazırlamamız gerekiyor. Vücutla beraber zihnimizi de hazırlamamız Evet. gerekiyor. Hüddamlıkta en büyük şart şöyle söyleyeyim, korkmayacaksınız. Korku Eğer olursa korku olduğu olmaz. zaman olmaz. Bir de şöyle bir şey var. Korkuyla besleniyor bu cinler. Kesinlikle. Bu olayın en başı zaten korku. Ben bunu eğer korkacaksam veya korku belirtisi verdiğim an ben hüddam olamam. Olamazsınız. Şimdi demek ki ilk başta kendimize 45 gün boyunca perize sokuyoruz. Evet. Vücut kendini arındıracak ve hassas bir şekle gelecek vücut. Evet. Yani kalp gözünü Onlarla açmak için. aynı etkileşimi sağlayacağız. Evet. Çünkü onların da besleyiş ve yemek yeme tarzları nasıl tadımsalsa ve bu belli başlı tadımsal kriterleri varsa bizim de onlarla aynı etkileşime Yani geçebileceğimizi hazırlamak o gerekir. boyuta girmek için. Evet. Yani kalp gözünün açılması için bilhassa zaten o bu periz kalbi de temizleyecek. Kesinlikle. Bu şekilde olacak. Herkes hüddam olabilir mi? Herkes hüddam olabilir mi? Ben yapabilirim diyorsan ama bunu diyebilecek kişi sayısı en başlarda herkes bunu söyleyebiliyor. Evet. Hani anlattığımız zaman basit gelebiliyor bazı kişilere. Ben yapabilirim diyorlar. Evet, ben yapabilirim şimdi. Başlarına ne geleceklerini bilmiyorlar. Öyle İşte söyleyeyim. ben en çok merak ettiğim şey bu. Şimdi adam bana diyor ki bana davet dualarını ver, ben de okuyacağım, ben de çağıracağım. Ben 50 defa, ben her videoda da, her açıklamada da yani bunun sıkıntılarını bahsediyorum, bunun tehlikesinden bahsediyorum ama Evet. her seferinde biri bana diyor oradan işte davet dualarını gönder, ben de davet dualarını okuyacağım. Şimdi bu davet dualarını gönderirsem veya bir insan durduk yere cin daveti yaparsa başına neler gelir? Bunun sonuçları çok tehlikeli ve sakıncalı. En başta onu söyleyeyim. Bilhassa ömür boyu mesela kalacak Kesinlikle ömür sıkıntılar. boyu onunla beraber yaşadığınızı varsayarsanız bunun sonu kaçınılmaz bir son oluyor zaten. Çünkü şimdi sen de videolarında Evet. anlatmışsındır. Bunun sonu
eğer yaptıramıyorsa farklı bir şeyleri kendini öldürme veya başkalarını öldürmeye kadar devam edebilir. Yani bu cinler tamamen onu ele geçirir. Kesin, her istediğini yaptırabilir. Evet. Şimdi benle beraber yaşadığını varsay. Evet. Ve ben bunlarla etkileşimde değilim. Evet. Ve davet ettim. Zaten korkacağımız için, şimdi dediğim gibi, en başına dediğim gibi, başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için, evet, nelerle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için herkes en başta ben yapabilirim diye giriyor. O şekilde gidiyor. Ama zaten bu korkacağı için, hani çünkü ucu açık. Neyle karşılaşacağının ucu açık. Ne şekilde geleceği belli değil. Kesinlikle, çünkü bir varlığa bürünüyor. Evet. Bu varlık, örnek veriyorum, hayvan olabilir veya çarşaf kalkmış. Kesinlikle her şekilde. O artık ona bağlı bir şekilde. Şuradan farklı bir kedi geçer. Misal veriyorum, odur. Daha başka, evet, bir şeydir. Çünkü bir varlığa bürünecek ve çıkacak. Şimdi bir de şu var. En çok merak edilen, en çok sorulardan biri de neden devamlı siyah görünüyorlar? Neden çarşaf gibi görünüyorlar? Neden kara? Şimdi ben daha önce videolarda da anlatıyordum, hani bunlar bürünme şeklinde. Evet, tamamıyla. Bu normal asli bedenleri aslında duman şeklinde. Evet. Büründüğü zaman eşyaya mı, ne yapayım, neden de siyah görünür genelde? Eşyaya bürünürler. Yani büründükleri şey, hani mesela çarşaf olur ya da bir eşya olur, bir elbise olur. Mesela şunu bile hareket ettirdiği zaman yastığa bürünmüş gibi olur. Evet, ona bürünmüş olur. Ha, bu en çok sorulardan biri de neden siyah görünürler? Bir de onların zamanları, gündüz pek görünürler mi? Nadiren de olsa görünürler. Görünürler, evet. Çünkü... Ama zaten çoğu kesimin de bildiği akşam ezanı ve sabah ezanı arasındaki vakittir. Evet, akşam ezanı, bir de sabah ezanına kadar onların bir vakti var. Evet. Onlar sabah ezanından sonra zaten bu görünme yüzde... Evet, %10'luk yüzde bir kısım olarak yeryüzündeler. %10'luk bir kısım daha ya gölge olarak ya hayvan olarak. Evet, akrep, evet, yılan. Ama tabii varlar, yok değiller. Varlar tabii. Ama sadece görüntüleri, gündüz saatlerinde, evet, olmuyor. Daha başka bir şekilde bulunmuyorlar. Peki genelde hangi şikayette geliyorlar size? Ya, genelde hangi şikayette geliyorlar? Korku ve sürekli onu biri takip ediyormuş hissiyle gelenler var. Hani bana musallat oldu mu acaba? Hep evet, o acabalar var. Acaba işte biri beni takip ediyor mu? Evet, o zaten psikolojik olarak, şimdi bir şey yoksa bile psikolojik olarak bir insan nefesini arkanızda hissettiğiniz zaman içinize bir ürperti girer. Evet. Bu ürpertilerin de en baş sebepleri zaten daha öncelerde de anlatıldığı gibi bu olaylardır. Yani tamamen korkuya bağlı. Korkuya bağlı. Vesveseye bağlı. Vesveseye bağlı. Çünkü nedir? Vesvese verirler zaten. Sen namaza da dursan. Evet. Buradan farklı bir şey söyler, buradan farklı bir şey söyler. Sen önüne bakman gereken yerde çok daha başka yerlere bakarsın. Seni alır o namazdan götürür. Bunlar zaten işte vesvese cinleri. Evet, vesvese cinleri. Benim mesela şimdi dayım senelerdir bu işi yapıyor, yıllardır. Şimdi ona gelen hastalar iyileştikten sonra, bir iki ay sonra diyor ki işte hocam ben gene görüyorum. Ne görüyorsun? İşte gölge görüyorum, yanımdanmış gibi, arkamdaymış gibi. Evet. Biri beni takip ediyor şeklinde. Evet, işte bu... Olay psikolojik boyutu. Psikolojik boyutu. Şimdi yani biz o insanı arındırdık. Bir şekilde yaptık. Yani cinlerden arındırdık. Ama nedir bu? Geçmişte o zamanki dönemde üstünde kalan baskı ve korku. O psikolojik etki. O psikoloji zaten şu an bir yakın bir tarihte deprem yaşadık. Psikolojisini, evet, atabildiniz mi üstünüze? Yok. Her an sallanıyoruz gibi. Evet. Bunun birebir şahit olanlardan biri, evet, sensin. Şimdi bu psikoloji de böyle. Sürekli arkamdan biri yürüyormuş gibi, kafanı çevirdiğinde sanki orada biri varmış gibi, biri geçti, ensende bir üfleme varmış gibi. Evet. Bu olay tamamıyla psikolojik. Yani tamamen psikolojik olduğu için zaten adam da ben kurtulamadım, arınamadım şeklinde. Elbette, elbette. Zaten o vesveseyi kendisi de verdiği için tekrardan davet ediyor aslında. Aynen. Davet ediyor, hani o korku onları çekiyor. Kesinlikle korkuyla beslenen bir varlık. Yani şöyle diyebiliriz o zaman. Ben... Korku ne kadar çok olursa cinlere o kadar mıknatıs gibi kendini çeker. Çekeriz kesinlikle. İşte orada en başta hüddamlıkta da dediğim gibi korkmamak gerekiyor. Korkmamak gerekiyor. Evet, belli bir kesim bundan çok fazla şikayetçi, korku olayı var. Gerçekten korkulması gereken bir olay aslında baktığımızda. Evet. Ama biz neyiz? Biz güzel bir insan ve güzel bir müminsek hiçbir problemimiz yok. Duaların bize bizim dualarımız koruyacak her, evet, zaman. Bir ayetel kürsü okuduğumuz zaman nasıl bir çemberin içine girdiğimizin, evet, farkında olsak... Büyük bir zırhın içine girmek. Evet, kesinlikle. Büyük bir ön tarz bir şey bilsek zaten bu tarz korkulara yer vermeyeceğiz aslında. Evet. Yani başta, en başta insanoğlu zaten en şerefli bir
yani yaratıkların içinde, bizim Allah'ın yaratıklarının içinde. Kesinlikle. En olur. Hükmen olan varlık da insan. Yani. Onlara hükmedecek varlık da insan. Onlardan büyüğüz çünkü. Evet. Yani her türlü onlarla baş edebiliriz. Kesinlikle. Kimsenin korkmaması lazım. Ama aslında şu, abdestli namazlı olacaksın. Kesinlikle. Sen zaten hani cümlemin en başında da söylediğim gibi, sen iyi bir mümin misin? Onu evet. söyleyeyim. Sen İslam'ın şartlarını yerine getirebiliyor musun? Sen Allah'ın emrettiklerini yapabiliyor musun? Haram ve yasakları haram ve yasaktan uzak durabiliyor musun? Sen ağzından küfür çıkartırsan veya namazsız, abdestsiz dolaşırsan, sen zaten bunları okusan da senin içine elbet bir ferahlık gelecek. Evet. Ama sen sürekli onları davet ediyor olacaksın. Zaten mesela namaz kılan, Kur'an okuyan, abdestli gezen insan ferahlı olur. İçi huzurlu olur. Kesinlikle. İçinde zaten bir o zırha bürünmüş oluyor. Korunuyor zaten. Elbet. Aynen. Yani cinler de vesvese vermez. Sıkıntı vermez. Bir de şu var. Şimdi namaz kılmayan, bir de alkol alan, küfür eden, şirke düşen kişiler. Ben bunu devamlı mesela daha önceki videolarda da söyledim. Musallata uğramak, yani musallata uğrayanlar, bir insan nasıl musallata uğrar? Yani bu cinler nasıl rahatsız eder ona? Ne şekilde? Bu insan evinde yattığı zaman bile onun varlığını kulağındaki en ufak bir çınlama sesiyle bile hissedebilir. Hissedebilir. Yani bu musallat ileri boyuttaysa onu yattığı yerden kaldırıp camı açtırıp aşağı kadar atmasına kadar sebebiyet verebilir. Önce bir de şunu soralım. Bir insan nasıl musallata uğrar? Yani neden bir insana cinler musallat olur? Bir insan alkol içiyorsa, küfür ediyorsa, Rabbime şirk ediyorsa, bu tarz şeyleri yapıyorsa zaten musallata uğramış oluyor. Yani bu zaten kötü huylar. Kötü huyların hepsi. Pis olan her şey musallata davetiyedir daha doğrusu. Davetiyedir. Açık davetiyedir hem de. Evet. Yani şimdi sizin kendi emriniz altında olan var değil mi cinler şimdi? Çünkü hüddamsınız. Ben mesela geldim işte size dedim ki evet, hocam hiç para alıyor musunuz? Para bizim yaptığımız iş hocalardan ziyade biz gönül içinden yapıyoruz bunu. Allah biz için, Allah için yapıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz. Biz bir insanı kurtarmak için yapıyoruz. Aynı dayım da aynı şekilde Allah rızası için yapıyor. Ben de aynı şekilde şimdiye kadar bir kuruş almamış. Dediğimiz gibi maddi boyuta çevirirsek biz kendimiz de şüpheye düşeriz o zaman. Evet. O zaman benim yaptığım hüddamlık da olmayacak. Hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Ben çünkü bir insana dokunabilmek için bunu yapıyorum. Evet. Çünkü çok kötü örnekler yaşadım. Çok fazla örnekler gördüm zamanında. Bu örnekleri gördüğüm için zaten ben bir kişiyi nasıl kurtarabilirim? Bir kişiye nasıl yardım eli uzatabilirim olarak baktım bu olaya. Bu da Allah rızasını kazanmak için çok güzel bir şey. Kesinlikle. Bu zaten en büyük zenginlik bu. Ben Allah rızası için bunu yapayım. Benim en büyük zenginliğim bu zaten. En güzeli. Bir de şöyle bir şey var. Hocalar diyor ki, şimdi gitti hasta gitti yanına. Diyor ki işte bende musallat var. Hoca da diyor ben sana bir bakayım. Tamam diyor. Sende diyor işte aşk cini var diyor. Seni ele geçirmiş diyor. Nasıl kurtulacağım diyor. Diyor ki işte bana 10 bin lira para vereceksin. Ben malzemelerini alacağım. Ondan sonra işte sana bir muska yapacağım. Yok safrandı, yok bilmem ne yağıydı, biberiydi, şöyleydi, böyleydi. Bunları hazırlayacağım. Yazacağım. Tamam belli başlı mürekkebi falan ayrıdır. Temiz mürekkeple falan yapılıyor. Evet. Bunları hastaya söylüyor işte. Diyor ki bu parayı bana ver, malzemeyi alacağım, ben sana yapacağım. Hani hiç para almıyormuş gibi. Hatta böyle diyor. İstersen sen al diyor. Tabii adamın bulamayacağı şeyleri yazıyor ya. Elbette. Ya bu şeyler doğru mu yani? Hani adama böyle şeyleri istemeleri. Ya bunlar aslında kolayca bulunacak şeyler. Aktarlarda bile bulunacak elbette şeyler. Elbette şu an bir çıksak pazara, çarşıya her yerden elimizin altında ha. ulaşabileceğimiz şeyler. Çok böyle hiç ele geçmeyecek gibi bir şeyler gösteriyorlar. Adam mecbur kalıp para veriyor. Çünkü muhtaçlık hissiyatı var. Çünkü çaresizlik. O insanın çaresizlik. O insanı o şekilde kurtarılabileceğinin umuduyla hareket ediyor. Nasıl bir hastalığa düşsek hastane geziyoruz. Evet, çare hangisi? Çare hangisindeyse onun ayağına gidiyoruz. Bu da o şekilde. Aha. Çünkü muhtaçız, korkuyoruz ve başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Yani böyle büyük para verenlere ne demek isterseniz burada? Bu tarz büyük para verenlere... Hocalar mesela büyük paralar talep ediyor. Onlara hani ne gibi bir öneri sunmak isterseniz? Para vermesinler bence. Ben çünkü hep söylüyorum. Para istiyorsa... Bu işi maddiyata çevirirsek bu işin boyutlarını hiçbir zaman önüne geçemeyiz. Evet. Bu çünkü alır başını gider. Bugün aşk büyüsüyle gelen ertesi gün çok daha farklı bir boyutta gelecek. Ve onun rakamına daha demin örnek misal verdiniz. 10 bin lira. Bunun rakamı 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira. Devam edecek gidecek. Devam edecek gidecek.
Nevşehir'de bir tane takipçim bana yazmıştı. Ben dedim Nevşehir'e gittim. Pardon, Ankara'da oturuyordu kendisi. Nevşehir'de bir hoca var. Ben oraya gittim. Ben de işte telefon açıyor önce. Sende büyü var, gel diyor. Bu gidiyor. Diyor ne kadar işte sende cin musallatı var. Ben bunu senden temizleyeceğim. İşte 3000 lira para lazım bana. Adam orada parayı veriyor. Diyor şunu 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 alacağım. İstersen sen al diyor. Tabii gitmiş ya. Yani hoca sen şimdi bana desen işte 5000 lira ver, ben şunları alacağım. Ben de ya hoca ya vereceğim diyeceğim. Evet. Parayı veriyor. Diyor ki tamam. Hoca bunu görünce parayı aldı ya. Ona diyor ki senin annende de var diyor. Annende de var, haftaya onu da getir, onu da temizleyelim. Annesinden de kim bilir nasıl bir para alacak. Çünkü yani, para kazanması gerekiyor. Para kazanması gerekiyor. Yani o zavallım da gidecek, gelecek. Ondan sonra psikolojik ben kurtuldum diyecek. Ve kurtulmayacak. Onunla beraber devam edecek. Çünkü neden? Bana para gelecek. Para gelecek. Sen parayı o hoca hiçbir zaman kısmayacak. Yani şunu ver bu olacak. Bunu ver bu elbette, olacak. Elbette. Bunun dediğim gibi sonu yok. Şimdi bu olayı çok farklı boyutta yapan insanlara çok zaman önce de şahit olduk. Hala da şahidiz. Şimdi verdiğin örnek gibi. Senin halanda var. Senin teyzen. Bu müşteri gidecek ve bir daha sürekli bana gelecek. Müşteri halledeceğim ve göndereceğim olayı yok bu olayda. Ha. Çünkü halanda var, teyzende var, senin kız kardeşinde var. İlla ki devamı gelecek herhalde. Devamı gelecek elbette. Yani çok acı bir şey aslında. Yani i̇şte bu insanları sömürmek, bilinçsizlik, cehalet dediğimiz. Gerçekten cehalet yani insanların bilgisizliği. Evet, aslında bilinse, bazı şeyler bilinçlendirilse bu tarz problemler olmayacak ve bu tarz kişilere de muhtaç olunmayacak, beslenmeyecekler bu insanlar. Ha. Aslında eve girdiğimiz zaman, şimdi evde kimse yok. Kapıyı açtık, içeriye girdik. Ayetel Kürsi'yi okuduğumuz zaman zaten içeride cinler varsa tertemiz oluyor. Sen zaten besmeleni çekip içeri girdiğin zaman Bismillah deyip içeri girdiğin zaman hepsi zaten bir duyacaklar seni. Hepsi senin önünü açacak. Evet, tertemiz olacak. İçinde o zaman sıkıntı da olmaz. Evet. Ben şimdi bir videomda daha anlattım. Dedim ki şimdi eve girdiğin zaman eğer besmele çekmezsen Hınzır isminde bir tane cin var. O da seninle beraber içeriye giriyor. O Hınzır ismindeki olan cin karı kocanın arasını bozuyor. Yani hiç ortada bir şey yokken bir bakıyorsun kavga ettin eşinle. Hani adam diyor ki ben eşimle diyor ortada bir şey yokken kavga ettim diyor. En ufak hiç bir şeyden diyor. Sebep yok yani. Boşanma seviyesine kadar geliyor. Yani aslında besmeleyle girse, selam verse içeriye girse. Zaten selamünaleykümü verdiğin zaman ve bismillah deyip içeri girdiğin zaman dediğim gibi eğer oradalarsa ki oradalar. Evet. Hepsi zaten sana buyur diyecek, kendileri içeri davet edecek seni. Ama tamamıyla arındırılmış bir şekilde. Temiz bir şekilde gireceksin içeri. En çok bir de merak edilen bir şey daha var. Şimdi diyor ki ben diyor işte yatarken karabasan basıyor. Hani adam diyor ben yatıyorum diyor. İstediğim duayı okuyorum ama karabasan basıyor. Üstüme bir ağırlık çöküyor. Genelde ben diyorum okumadan yatmayın. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diye o koruma duası var bildiğimiz. Yani bunu 3 sefer okuduğum zaman zaten karabasan basmıyor. Adam diyor ben her şeyi yaptığım halde karabasan gene beni basıyor. Çünkü yani nedir? Hatası nedir? O korkuyla yatıyor. Korkuyla yatıyor. Arındırıldığının farkında değil. Değil. Kalben yapmamış belki de. Kesinlikle. O tamamen bugün bana gelmesin. Evet. Ben okumak için okuyayım ve bana gelmesin korkusuyla yapılmış bir şey. Ama inanarak ve içtenlikle onu okusa zaten o tarz bir korkuya da düşmeyecek. Evet, yani korkuyla yaptığı için o korku çekiyor onu gene. Korku neydi? Mıknatıs gibi zaten çekiyordu. Yani kalben inandı mı? Aslında ben bütün çekimlerime gittiğim zaman çok ıssız yerlere gidiyorum. Orada duayı okuyorum, koruma duasını ve kalben diyorum bu dua beni koruyor. Onu diyecek. Sen de girdin, çok yaptın. Ürperdiğin oldu. Ürperdiğim oldu, evet. Ama abi, korktuğun... Çünkü bir güvencen var. Güvencen var. Çünkü bir kafesin içinde ilerliyorsun orada. İşte sana dokunulamayacağını biliyorsun. O kafese güvendiğim için bana sıkıntı veremiyorlar. Ama ben korksam o an... Zaten üstüne daha fazla gelecekler. Daha fazla gelecekler. Seni oradan oraya hiçbir şekilde yaklaştırmayacaklar bile. Sen adım atmayı bırak, sen koşa koşa geri dönmen gerekir normal şartlarda. Şimdi... Benim üzerimde koruma vefleri var. Ben kendi yazdığım vefler var. Bu vefler bana soruyorlar. Hani bu veften bize de versen hocam. Şimdi bunun günleri var. Bir ay boyunca. İşte Perşembe insanların yıldızına göre. Evet. Ondan sonra tabiatına göre, ismine göre. Hafta işlerinde yazılan yazma günleri var. Onun uzun bir şey.
hani vefkler uzun olduğu için istiyorlar. Diyorlar ki kolay mıdır zaten vefk yazmak? Şimdi benden vefk istiyorlar. Ben diyorum uzun sürüyor bu vefkler. Evet. Hani vefk yazmak kolay mı? Vefk yazmak kolay değil. Çünkü 45 günlük yazılan vefkler var. Bu da kişiye özel. Bu da kişiye özel, hissettiğine özel, yaptığına özel. Yani o yüzden ha diye bana vefk gönder diyene vefk gönderemiyorsa kusura evet, bakmasınlar. Kusura bakmasınlar. Çünkü bu 2 günde yapılabilecek veya 1 günde yapılacak bir şey değil. Bu 45 güne belki 50 güne kadar çıkabilecek bir zaman süreci isteyen bir şey. O zaman hocam şu var mesela şöyle bir gerçek var. Eğer kandan gelmiyorsa benim çünkü dedem de yapıyordu bu işi. Dedemin de büyük ihtimal babası da yapıyordur. Dedemin dedesi ben görmedim çünkü. Kandan gelmiyorsa bir adam da illa hüddam olmak istiyorsa eğer zaten kandan gelmiyorsa sıkıntı yaşayabilir. Çünkü hüddamlık Allah vergisi bir yani ilimdir. Allah vergisi olmazsa bir adam sıfırdan hüddamlığa başlarsa kafasını oynatabilir mi yani? Kafasını oynatmak kelime yetmez ona. Çünkü tamamen bambaşka bir boyuta geçtiği zaman kendini tanımayacak ve o kafasının onda olduğunu bilmeyecek. Hani de sonuçları bunun çok ağır sonuçları var. Bu şöyle örneklendirebiliriz. Karşındakini vur demesi. Evet. Sen onu vurmak isteyeceksin. İşte o eylemi gerçekleştirmek isteyeceksin. Ama birazcık durdurabiliyorsan eğer kendini ona zarar vermemek için kendine zarar vereceksin. Evet işte bunun zaten örnekleri var. Kendine asan kişiler var. Elbette. Adam diyor ki falanca yerde hiçbir sorunu yoktu. Kendine astı diyor. Bunu bir cin yaptırmış olabilir mi? Bir sorunu vardı. Vardı. Ve o zaten amacına ulaşmış oldu. Ha. Yani bu şekilde baya bir örneği var. Çünkü benim tanıdığım kişiler de var. İşte mesela diyor ki ben diyor içimden bir ses diyor ki kalk diyor ona bir zarar ver diyor karşındakine. Ya da diyor işte kalk diyor elindeki işte bıçağı al git işte şunu yap. Elbette. Onu zorluyorlar. Yani aşırı zorluyorlar. Kötülüğe, günaha zorluyorlar. Bunu çünkü bir tanesi değil, iki tanesi değil. Yeri geldiği zaman kabul eder halinde geliyorlar. Bu musallatlı kişiler. Bu işte evet. Yani musallat oluyorlar. Yani dediğim gibi bir tane değil, iki tane değil. İşte hani bir taneyle baş edebilirsin belki. İki taneyle de baş edebilirsin. Ama bir orduyla geldikleri zaman tek başına hiçbir zaman kazanamaz. Baş edemez. Şimdi cin davetlerinde şöyle bir şey var. Boyut değiştirme. Şimdi bana diyorlar cin davetini nasıl yapıyorsun? Davet yapıldığı zaman cinleri nasıl görüyorsun? Aslında başka bir boyuta giriyorsun. Onların boyutuna. Onların içine giriyorsun. Ha, benim mesela dayımın bir hastası vardı. Geldi dedi. Sen dedi ne görüyorsun oğlum dedi. Dedi ben dedi dışarıda havuz görüyorum dedi. Biz o zaman 3. kattayız. Dışarıda havuz görüyorum ve o havuzun içine atlamak istiyorum. Ama bana diyorlar havuza atla sen atlarsın. Atlayamazsın atlayarsın. Diyor ben de diyorum havuzun içine atlayabilirim. Olimpik havuz büyük. Ucu bucağı yok çünkü. Ucu bucağı yok. Atlayacak ama atladıktan sonra ne olacak? Diyecekler ki intihar etti bu. Evet. Gözünü o şekilde gösteriyorlar. Aslında orada havuz yok. Bunu cinler gösteriyor. Elbette şimdi biz bu işin içinde olduğumuz için bu verdiğin örnek gibi birçok örnek sana sıralayabilirim. Neler neleri var. Derdiğin örnekte ne diyor? Oturduğum yerde ben 3. kattayım diyorsun. Evet. Oturduğum yerde gözümün aldığı kadar havuz var. Ben buradan atlasam da zaten suyun içine düşeceğim diyorsun. Ha, bir şey olmayacak bana. Ama orada işte farklı bir boyuta göründüğün için orada hiçbir şey olmadığını, orada tamamıyla havuz olduğunu ve atlasan kurtulabileceksin ve yüzerek karşıya geçeceksin hissiyatını verdikleri için sana o güvenle atlıyorsun. O yüzden diyor ki ben atlasam bir şey olmaz. Halbuki atladıktan sonra hayatı mahvoluyor, ölüyor. Hayatı maalesef sonlanmış oluyor. Dayımın bir hastası daha vardı. Dayım diyordu ki şimdi diyor hasta diyor geldi bana diyor ki dışarıda diyor benim tanıdığım bir sürü insan beni tanıyor. Ben buraya girdim ben çok meşhur biriyim. Hani herkes beni tanıyor. Bana alkış çalıyorlar şu an dışarıdalar beni bekliyorlar. Hatta o hasta böyle diyor ben geldiğim zaman bir sürü korumalar var diyor. Beni koruyorlar işte diyor. Onun gözünde bu Amerika'daki korumalar olur ya hani barların orada korumalar evet. Olur ya da başkanların korumaları. Aynı onun şeklinde cinler. O filmlerde izlediğimiz iri yarı adamların hepsi. Bunlar halüsinasyon mu? Bunlar cin mi onun kılığına giriyor? Yani halüsinasyon değil aslında. Bunlar cinler o şekilde gösteriyor. Şimdi cinler zaten o şekilde gösterdiği için bu insan normale döndüğü zaman hani daha öncesinden de dedik ya psikolojik boyutu. Psikolojik boyutunda zaten halüsinasyonlara dönüyor bu olay. Evet. Kimse oradan geçmiyor olsa bile geçtim hissiyatı oluyor.
Çünkü nedir artık kafasında kurdukça halüsinasyonlar görmeye başlıyor bu insan. Evet. Halüsinasyonlar gördükten sonra olayın tamamıyla bizden çıktığının ve psikolojik bir tedavi görmesi gerektiğinin farkında değil. Kesinlikle. Yani orada artık bizlik hiçbir yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tamamen tıbba yönelip bu şeyin okulunu okumuş, doktorluğunu yapmış insanlardan yardım alması gerekiyor. Çünkü o noktada bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani öyle hastalar geliyor siz baktığınız zaman mesela. Diyorsun ki işte sende musallat yok. Sen bir doktora git. Evet. Yani bunu söylediğimizde bize de farklı tepkiler geliyor. Çünkü neden? İnsan o halüsinasyonları artık gerçek yaşadığı için, gerçek olarak gördüğü için bizden medet umuyor. Ha diyor bu hoca da bu sefer sen doktora git dediğin zaman tepki gösteriyorlar mı? Evet. Gösteren çok oldu. Hani bunu söyleyebilirim. Çünkü bir insan hani biz onları arındırdık ama onlar o korkuyla hala devam ettikleri için sürekli halüsinasyonlar görmek, hani daha demin dediğim gibi kafamı çevirdiğimde oradan bir şey geçti, ensemde bir üfleme var olaylarını sürekli yaşıyorlar. Bu artık işin psikolojik boyutu oluyor. Hani bunda da zaten bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Onun aynısını daim de zaten bazı hastalarına diyor. Sende bir şey yok diyor. Sen git diyor, sana bir iğne vursunlar diyor fakülteye, hastaneye. O da diyor ki ya var hocam diyor, arkamdan geliyor. Şimdi yanımdalar diyor. Birazdan önümden geçtiler. Ya diyor yok sende. Çünkü psikolojik ben adam halüsinasyon görüyor. Evet. Git diyor bir sefer tepki gösteriyor. Hocam bakmak mı istemiyorsun diyor. Tabii çok farklı tepkiler geliyor. Hani daha demin ücret teklif edenler oluyor. Çünkü ne ilk kez bana geldi. Ben neyse parası verelim. Yaptık. Sonra tekrar geliyor. Artık biz sende bir şey yok dediğimiz zaman bu sefer ücrete dönüyor. Hocam şu kadar para versek, bunlar çok çirkince şeyler. İşte dediğim gibi burada karıştırıldıkları nokta var. Dini suistimal etmek. Kesinlikle. Hani biz bunu Allah rızası için yapıyoruz. Bizim beklentimiz sadece Yaradan'dan. Allah'tan. Zaten en güzeli o. Ben mesela birkaç yere gittim, büyü yapılmış. İşte daim bana söyledi. Bir de bana soruyorlar, diyorlar ki işte bizde de var, daim'e söyleyin, daim genelde bakamıyor. Çünkü çok kişi geldiği için, bir de artık hani biraz rahatsız, çok kişi diyor, bende büyü var, evde var mı, evin neresinde var, işte bakabilir misiniz, gelin çıkartın. Çünkü birkaç yere gittim, daimin bir asker arkadaşı vardı, onun tanıdığı daimi aramış, işte büyü var mı, büyü gittim buldum, daim bana söyledi. Şimdi daimin cinler işte gidip söylüyor, gelip yerini öğreniyor, bana söylüyor. Şimdi en çok onu da merak ediyorlar. Diyorlar ki, dayınız diyor, o büyünün yerini size görmediği halde nasıl söylüyor? Çünkü ben gönderiyorum. Siz cinlerinizi gönderiyorsunuz değil mi? Evet. O oradaki cinlere soruşturuyor. Şimdi onlar öyle büyük bir yerleşkedeler ki, o kadar hızlı bilgi, akış kontrolleri var ki, milisaniyelik diyebilirim. Evet. Şimdi ben buradan kalkıp senin bulunduğun memlekete bir bilgi almak istiyorsun. Evini merak ediyorsun. Evinde bir şey var mı? Bunu sorduğum zaman bana bu anlık bir şekilde geri dönüş olarak geliyor. Öyle düşünüyorum. Yani saniyelik SMS gibi bir şey. SMS. Yani telefonla arasam bu kadar çabuk hızlı olmaz. Bilgi alamam. O şekilde söylüyorum. O şekilde tarif ediyorlar. Çünkü daim bana dedi ki git diyor, karşıda diyor bir çam ağacı var. Çam ağacının dibini diyor eşele diyor. Git kaz diyor orayı. Oraya gömmüşler. Evet, şimdi sen bana nasıl konuşuyorsan, ben o bilgiyi ondan istiyorsam, o da gelip birebir nerede ne olduğunu, nasıl olduğunu, hangi şekilde olduğunu birebir bana söylediği için ben de sana o şekilde söyleyebiliyorum. Yani dayının yaptığı gibi. En çok merak eden sorulardan başka. Sizin mesela başka anlatmak istediğiniz, yani çok etkilendiğiniz bir şeyler var mı? Başınızdan geçen bir olay. Başımızdan geçen çok olay var. Hani en çok etkilendiğiniz. En çok etkilendiğim küçük bir yavrumuzdu. Küçük bir kardeşimizdi. Musallatlı mıydı? Musallatlıydı. Annesi tarafından musallatlıydı. Allah. İşte işin kötü tarafı orasıydı. Annemiz tarafından musallatlandırılıyor ve o çocuğumuzun sonu geliyordu. Çocuk öldü mü? Çocuğu maalesef kaybettik. Ama annesinden sebep kaybettik. Annesinden sebep. Böyle acı şeyler de oluyor işte. Maalesef İnsan. Bu her şeyde tamamıyla güzel sonuçlar alamıyoruz. Kötü sonuçlar elbette ki var. Bu olmazsa zaten bu olayın gerçekliği, gerçekçiliği gidiyor. Evet. O zaman tavsiyelerimiz? Tavsiyelerimiz? Korunma için, cinlerin şerrinden uzak durmak için. Abdestimizi alalım.
okuyacağımız duaları okuyalım. İki rekatta namazımızı kılalım. Her zaman için. Evet. Her zaman için Allah'a sığındığımız zaman bizim güvencemiz bir tek Allah'tır. Şimdi bir de evin içinde mesela adam her seferinde diyor evde bir şeyler görüyor. Evde Kur'an okunduğu zaman o evin içinde tertemiz oluyor. O isimler zikrettiği zaman zaten sen Kur'an-ı Kerim'ini kitabını açtığın zaman hepsi ortalıkta. Evet. Sen açmadan önce gidip zaten abdestini alıp o niyetle oraya oturacağın zaman bile hepsi zaten oradan çıkmış oluyor. Tabii ev nurlandığı için. Elbette. Şimdi rahmet melekleri bir de bereket melekleri zaten ince. Kur'an okunan evde bir ışık çıkıyor. Bu nur ışığı. Nur ışığı buradan çıkıyor ta arşa kadar. Arşa kadar. Bütün melekler görüyor onu. Diyor ki şu evde Kur'an okunuyor. O evde hiç cin olur mu ya? Hiç şeytan olur mu? O eve yaklaşamazlar. Yaklaşamaz. Çünkü o evi nasıl diyeyim size bir çembere alınmış oluyor zaten. Koruma altına, zırh altına. Kesinlikle zırhlanmış bir şekilde. Aynı şey gibi, füze kalkanı gibi. Tabii o şekilde de örneklendirebiliriz. Ama dediğim gibi o eve o zaman hiçbir şey olmaz. Evet. Çünkü rahmet meleklerimiz üstüne kapatmış. Hiçbir şekilde kötülüğü hiçbir şekilde içeri almazlar. O zaman şöyle diyelim, bizim genç arkadaşlarımız var, birkaç tane arkadaşım var bana, işte hüdamlığa başlayacağım. Tavsiyeleriniz var mı onlara? Bilmiyorlar bu işi çünkü sıfırdan başlıyorlar. Bu olayı birazcık araştırsalar, yani araştırmıştır elbette. Herkes de benim dediğim şeyi demiştir. Korku, korku, korku. Evet, korku onların. Bu olayın sonuçları çok kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden ben kimseye tavsiye etmiyorum. Şimdi bu konuştuğumuzu izleyen kişiler de ister istemez bazı merak ettikleri olacaktır. Bunu tekrardan araştırmak isteyeceklerdir. Hüddamlığı çok daha başka boyutlarda kullanmak isteyeceklerdir. Evet. Ama işte bu hevese kapılıp kötü sonuçlar doğurmasını istemeyiz. Onun bir örneği de şu. Adam diyor ben diyor hüddam olacağım. Cinlerim olacak. Evet. Define yeri öğreneceğim. Zaten i̇şte en milli çok... milli piyango şeylerini soracağım. Evet. At yarışı. Bu zaten bunlarda tam bir sonuç alamazlar. Çünkü bu konularda zaten bizim okuduğumuz havas kitaplarında diyor. Cinlere diyor, defineydi, şans oyunlarıydı. Bu tür şekilde sorular sorarsanız %99 size yanlış bilgi verirler. Yalan söylerler çünkü. Evet. Bu tarz insanlar bize çok geldi. Bunlardan da çok geldi. Şimdi genellikle herkes define aramak istiyorum. Şu define şurada nerede hocam diye soranlar evet. oldu. Biz de sorduk. Biliyor muyuz? Şurada gözüken şey yer değiştirmiş. Başka bakmışız buradayız. Çıkıyor. Bakmışız buradayız. Yani ne kadar da sahip olsan o cine ama gidiyor. Onların da sahipliği evet. oldukları var. O sahip oldukları belki o civardakiler yalan söylüyor. O da gelip size söylüyor. Mesela sizinki evet. yalan söylemese çünkü bile. O da farklı bir korunma yöntemidir. Ha. O cismi veya kübü her neyse artık o bir şekilde korunmuş. Onun da koruyucuları var çünkü. O koruyuculara biz de ulaşamadığımız noktalar evet. oluyor. Daha demin ki verdiğin örnek gibi. Aa bak şuradaymış, ağacın altındaymış veya ağacın 5 metre yanındaymış dediğiniz zaman buraya da yanlış bilgi gelmiş oluyor. Çünkü vermek istemiyor oradakiler. Veya doğru bilgi geliyor ama anlık olarak o şey yer değiştirmiş yer oluyor. Yer değiştiriyor. Onun için tılsımlar var zaten. Tılsım evet, bozma evet. O tarz detaylar çok daha fazla var o tarz şeylerde. Soranlar var. Bana diyor işte dinozor diyor bizim bahçede altın var ya da arka tarafta gömü var. Nerede olduğunu bize söylesin. O şekilde olmuyor. Yani o şekilde olsa zaten herkes yapardı. Ki daimin zaten parayla hiçbir işi yok. Gerçekten o kadar adam araba getirdi dedi. Bu araba senin olsun dedi. Gel dedi bizim şeyde kal. Çiftlikte kal. Yanında kal ya dedi. İşte bir iki yer var orayı bana göster. Ne istiyorsan para mara daim dedi. Sen de derli bir kalk git dedi buradan. Benim tepemi attırma. Çünkü en büyük zenginliğe ulaşmış. Mal da mülk de gözü yok. Gözünde hiçbir şey yok. Kesinlikle en büyük zenginliğe ulaşmış zaten. Ha. Ya Allah razı olsun ondan da. Allah cümlemizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Şimdi hocam, sizin mesela öneriniz ne olur? Korunma için, karabasan için, ondan sonra bu cinler için, korku için neler önerebilirsiniz? Okumak. En başında her şey gibi okumak. Özellikle bilhassa kız evlatlarımız, bayanlarımız, kadınlarımız. Çünkü kadınlarımız erkeklere göre daha az korunaklı. Daha hassaslar. Daha hassaslar, daha musallat olunulmaya meyilliler. Bildiğimiz gibi loğusalar özellikle bizim için çok kıymetli bu dönemleri, loğusalık dönemlerinde en çok bayanlarda yaşadığımız dönem loğusalık dönemi. Şöyle derler ki şimdi
Losalı bir kadın, yeni doğum yapmış bir kadının 40 gün mezarı açık kalır. Evet. Çünkü her an kendini öldürme veya her an ne bileyim çocuğuna zarar verme gibi bir tehlike vardır. Al karısı diye bir cin var. O cin, özellikle zaten yeni bir dünyaya yeni bir canlı getirmemek için görevlendirilmiş bir melektir. Söyleyeyim evet, size. Havas kitaplarında zaten çoğu bir kaynaklarda yazar. Evet. Al karısı insan ırkını işte yok etmeye yemin etmiş bir şeytan. He, bundan öncesi kadınları ve çocukları korumak için görevlendirilmiş bir melekti. Evet. Ama ondan sonra cezalandırılarak bu zaman yani İslam geldikten sonra tamamıyla insan ırkını durdurmak için çalışmalar yapmaya başlayan bir şeydir. Bu da özellikle bir ana karnındaki cenini yok etmek için savaşan biridir. O yüzden doğusalılar bizim için önemli. O yüzden kimliği yalnız bırakmayın diyoruz. O yüzden çocuğumuz doğduktan sonra bile 40 gün boyunca babası evde yoksa veya başkaları evde yoksa babasının bir eşyasını, başkasının bir eşyasını yanında bulundurun, üzerine örtün diye bunları söylüyoruz. Mesela 40 gün boyunca dışarıya çıkarmayın derler. Evet, zaten hani o 40 kavramı çok geçmişten beri günümüze hala daha sürdürülüyor. Çok da güzel bir şey. Zaten sürdürülmesi gereken bir şey aslında bu. Ama biz artık yeni dünya popülaritesini koyduğumuz zaman işin içine, şimdi 3 günlük bebek de dışarıda geziyor annesiyle beraber, 5 günlük bebek de geziyor. Ama ne yazık ki 40 güne kadar o bebeği ve annemizi biz ne kadar koruyabilirsek bizim için o kadar. İşte bu bilinçsizlik var diyebilir miyiz? Elbette. Adam, kadın bilinçsiz çocuğunu doğurmuş, bir hafta sonra dışarıda çarşıda geziyor. İşte hani bu da dediğimiz gibi işte bu. Şimdi falancanın falancası 3 gün sonra çocuğu çıkartmış, hiçbir şey olmadı. Baktığımız zaman zaten fiziken veya fiilen bir şey olmuyor. Evet. Bunun sağlık açısından da bir problem yok. Ama yani sağlık açısından şöyle bir problem var. Tabii daha çocuk daha dünyaya gelmiş, dünyaya alışma süreci 2 gün, 3 günlük bir süreç. Elbette dışarı çıktığı zaman sağlık boyutunda bir problem yaşayabilir, o ayrı. Ama bizim demek istediğimiz konu çok daha ayrı. Yani başka bir boyut hakkında konuşuyoruz. Çünkü zaten avlarını bekleyen avcılar bekliyor zaten onu. Zaten bir açıklık olsun, ben o yavruya gideyim, nasıl bir zarar anneye edebilirim, gideyim, o ürpertiyi, o korkuyu, o musallatlığı vereyim derdindeler zaten. Evet. Bu da çok tehlikelidir. Elbette. O zaman şunu anlayabiliriz. Yani her şeyin başı dua, korunma, iman. Biz duaya sığındığımız zaman bizim sırtımız hiçbir şekilde yere gelmeyecek. Biz imanımız kuvvetli olduğu zaman bizi hiç kimse deviremeyecek, hiç kimse yıkamayacak. Evet. Çünkü korkuyu veren de Allah, korkutan da Allah, korkuyu alan da Allah. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Adam diyor ben şeye gideceğim. Mesela ormanda gideceğim, gezeceğim. Tamam, ormana gittiğin zaman, gezdiğin zaman eğer okursan ya da korku olmazsa içinde istediğin gibi gez, evet, kamp da yap. Evet. Çünkü korkun yok. Ama şöyle bir şey var. Adam mesela bilinçsiz bir şekilde ormana gidiyor. Cinlerden haberi yok. Ya da hiç cinlerle ilgili bir düşüncesi yok. Rahatlıkla kampını kuruyor, yatıyor. Diyor ki ben görmüyorum öyle bir şeyler. Şimdiye kadar görmedim. Ama korkuyla gitse, değil mi? Bu tarz bir tane örnek daha verebilirim size. Bir kardeşimiz, hatta iki kardeşimiz orman gece yürüyüşüne çıkmışlar. Falancanın falanca köyünde, isimlerini vermeyeyim şimdi. Ha. Bu arkadaşlarımız alkolünü içmiş. Alkollüyken ormanın derinliklerinde, derinlikleri demeyeyim de tenha bir yerinde uyuyorlar. Ve uyandıklarında çok daha farklı şekillerde birbirlerine bakıp dün gece biz ne yaşadık diye anlatırken biri olaylardan tamamen habersiz, biri şimdi şöyle bir düğün duymuşlardır birçok izleyicinin. Evet. Düğünlerine denk geldik, düğünlerine katıldık, halay çektik tarzında. Cinlerin boyutuna geçmişler. Evet. Şimdi biz zaten biz nasıl yaşıyorsak onların da belli bir yaşantısı var. Belli bir düğünleri var. O arkadaşımız da mesela o bölgedeyse o düğün alayının içinde. Evet. Onların boyutuna geçip onlarla beraber nasıl bir düğüne gitmişçesine dansını edip eğlenebildiyse o da keza o şekilde onlarla beraber bu boyutta. Onların boyutunda yani resmen yaşamış. Evet. Ama bunu kalkıp yanındaki arkadaşına anlattığı zaman yanındaki arkadaş ben hiçbir şey bilmiyorum, ben uyudum uyandım. O zaman da işte düşünüyorsun ki ben kafayı mı yedim acaba diyorsun. Evet. Zaten soru işareti orada başlıyor. Ondan sonra korkular silsilesiyle beraber. Çünkü ne oldu? Orada da bir tanışıklığı oldu. O boyuta
geçti. Bir farklı ahlaklık bir, oldu. Evet. Farklı bir boyuta geçti. Orada iletişim kurdu onlarla. O iletişimi sağladıktan sonra zaten onlar onun peşinden gidecekti. Anladım. Ve gittiler de. Bunun aynı bir örneği de şeye gittiğim zaman, Giresun'a gittiğim zaman orada bir tane amca anlattı. Diyor ki bizim köyde diyor bir tane kadın vardı diyor. Kadın diyor Musalatlıydı diyor. Çekip gidiyordu. Gidiyordu, akşam geliyordu. Bazen gelmiyordu diyor. İşte onu diyor götürdük bir hocaya. Hocaya anlattı diyor. Biz dedi sen dedi nereye gidiyorsun? Diyor ki benim diyor çocukluk arkadaşım var diyor. Geliyor beni çağırıyor. Gel diyor işte falan köyde diyor düğün var oraya gideceğiz diyor. Evet. Ben de hazırlanıyorum, çıkıyorum, gidiyorum. Ama bunu evde oturanlar şey gibi görüyor. İşte gene geldiler buna çıktı gitti. Evet. Diyor ben o arkadaşımla gidiyorum. Beni anlamıyorsunuz diye zelzele şikayette bulunuyor evdekilere. Şikayette bulunuyor. Çünkü evdekiler dediğin örnekten yola çıkalım. Ben hazırlanmışım, gidiyorum, kimseye haber vermiyorum ama karşımdaki insan benim ne yaşadığımı bilmediği için geldiler yine gidiyorlar. O şimdi o başka bir boyuta girdiği için o çocukluk arkadaşını görüyor, beraber düğüne gidiyorlar. Evet. Düğünde oynuyorlar. Orada diyor ki ben başka diğer arkadaşlarımı da gördüm. Evet. Daha okul arkadaşlarımı da gördüm, hepsiyle görüştüm diyor. Hepsiyle konuştum, halbuki cinler onların kılığında. Evet. Gelmiş onunla işte oynamışlar, yemişler, içmişler. Geldiği zaman hatta diyor ki çoğu zaman diyor elinde diyor tezek görüyordum. Yani ona ikram ediyorlar. İkram. Yemek ikram ediyorlar. Evet. O onu yemek gibi görüyor tezeyi. Ondan sonra diyor boyut kapandığı zaman hani ya da gündüz oluyor ya da ezan vaktine denk geliyor. Boyut kapandığı zaman kendine geliyor, eve geliyor ve her ben şeyi neredeyim diyor. Her şeyi unutuyor. Evet. Bu da bir etkidir. Etki işte zaten psikolojik etki dediğimiz olay bunlardan kaynaklı oluyor. Biz bundan arınmış olsa bile tekrardan bu yaşadığı günler ister istemez aklında kaldığı için sürekli onunla beraber gidiyor. Evet. Tezek örneğini vermişken şöyle de bir öneride de bulunabiliriz şimdi. Hangi bölgelerde bulunabiliyorlar, nelere daha çok geliyorlar. Evet. Özellikle bu konuda hanım arkadaşlarımıza söyleyelim, hanım kardeşlerimize söyleyelim. Mutfağımızı temiz bırakalım her zaman. Kirli bulaşık bırakmasın. Kesinlikle soframızı toplayalım. Şimdi yemek yeniyor, o yemek yendiği zaman bir kırıntı dahi yerde bırakmamamız gerekiyor aslında. Ekmek kırıntı. Bir küçük kırıntı bile o şekilde onu toplayıp mutfağa da bırakmayalım. Mutfakta kaldığı zaman biz onlara ziyafet vermiş oluyoruz zaten. Kırıntılardan. Bir kırıntı tanesi birçoğunu doyurabilecek boyutta. Aa. Çünkü onlar bizim gibi yemek yemiyorlar. Onlar dokunmasıyla tadımı... Tatlanıyor. Tatlanma amaçlı yiyorlar. O zaman yani karın doyurmak amaçlı değil. Ama biz onlara o şekilde bir tane kırıntı parçasıyla bile ziyafet veriyoruz. Yani yemek yendiği zaman mutfaktaki tabaklar bir an önce temizlenip bir an önce, kaldırılmalı. Bir an önce. Hani bir tek tezgah değil yani önem vermemiz gereken çok hususlar var. O lavabomuzun gideri mesela. Evet. Orayı dahi temizlememiz gerekiyor. Çünkü her yerden geliyorlar. Çünkü giderin içinde bile olabilir. Giderin içinde bile evet. Çünkü her yerdeler. Ve her şekilde yürünebildikleri için her yerden gelebilirler. Şimdi biz evimiz kırıntılıysa, yemeğimizi yedik, topladığımızı varsayıyoruz, süpürmedik, orada kaldı. Ben o şekilde ayağımla çorapla beraber bastım. Lavaboya gittiğimi varsayın. Evet. Ben orada da zaten... O kırıntıyı lavaboya götürdüm. O kırıntıyı lavaboya götürdüm, onları zaten rahatsız ettim. Evet. Hani diyorum ya çok farklı hususlar ve çok dikkat etmemiz gereken hususlar var aslında. Bir önemli husus da şu, yemek mesela bir yerde yemek yendi ya da mutfakta yemek tabağı koyuldu getirildi, o yemeğin üzeri açık kaldı. Evet. Şimdi çarşamba günlerinin cinleri genelde mesela o yemeğin üzerine açık kaldığı zaman gelip oradan tatlanıyorlar. Eğer tatlandılar mı o yemekte ne oluyor? Hastalık oluyor. Bir insan da oradan bir tabak daha aldığı zaman bu sefer hastalık bulaşıyor. Evet. Bunlara dikkat etmeler lazım değil mi? Kesinlikle. Ben şimdi senin kadar detaya girmedim. Yani bu söylediklerini, anlattıklarını, benim söyleyeceklerimi de sen de gayet iyi bildiğin için biz birazcık daha üstün körü anlattık. Şimdi sen bu tarz detaylı anlatabiliyorsun ama ben bazı konularda birazcık daha hassas olduğum üstü kapalı. İçin üstü kapalı en sade şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hani o yüzden izleyicilerin de eğer bunu yanlış anlamazsa sevinirim. Çünkü detaya girdiğimiz zaman bu olay kısa bir video veya yarım saatlik bir konuşma olayı olmuyor çünkü. Daha da uzun olacak. Uzun uzadıkça uzayan örnekler verdikçe verilebilecek ucu çok açık bir konu olduğu için evet. Bu şekilde üstün körü olarak anlatıyorum.
Ya böyle olması aslında daha iyi de oluyor bazen. Elbette biz şu an zaten insanları birazcık daha bilinçlendirmek amacıyla Yani yapıyoruz. korkutmadan bilinçlendirmek. Çünkü bu olayın ana temeli zaten korku. Biz Korkuyu yendi. korkmadığımız için güdam olabildik. Evet, iman varsa korku yoktur. Kesinlikle. Zaten öyle. İmanı zayıf insanlar çok korkar. Yıldızı zayıflamış insanlar çok korkar. Ama iman ne kadar güçlüyse korku o kadar. İmanın güçlüyse göğsünü gere gere her yere gidebilirsin. Ha. Her türlü savaşını verebilirsin. Çünkü senin koruyucun Allah. Başka bir koruyucuya Amin. gerek yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiniz. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimiz adına size buradan teşekkür ederim. Onlara da teşekkür ederiz. Dediğim gibi biz insanlara bir şey katabiliyorsak en güzel zenginlik bizim için o. Ne mutlu bize. Kesinlikle. Biz insanları korkutmadan bir şeyleri öğretebileceksek Evet. çok güzel bir şey. Evet. Çünkü bu boyut şimdi deneyecek kişiler elbet vardır. Elbet çıkacaktır. Hani basit İlla gibi ki ya. görünebilen bir konu çünkü. Evet. Baktığınız zaman iki tane duayı okuyup bir şeyleri kestiğim zaman vücutta rejim tarzında bir şeyleri kestiğim zaman olabileceğim sanılıp da denenebilecek bir şey. Evet. Ama denemeyin. Çünkü gerçekten görebilecekleriniz ve göremeyecekleriniz konusunda aklınıza gelmeyecek şekilde olaylar olduğu için denemeyin. Çok büyük zararlarla karşılaşabilirler. Elbette. Programımızı bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hüddam'la sorularımız, cevaplarımız bu şekildeydi. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın.